Onlar için üstlerinde ateşten katmanlar, altlarında ateşten katmanlar vardır. İşte Allah kullarını bununla korkutur. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Sadakallahu aleyhi. ...75 yıl biz kültürümüzden, inancımızdan koptuk, bir fetret dönemi yaşadık. Böyle olunca ne oldu? Bakın, doğan bir çocuk 75 yaşına geldi ve ortalıkta elle tutulur herhangi bir şey yok İslam adına. Netice itibariyle örnek insanlar kalmadı. Müslümanlar daha çok, İslam daha çok yaşantıdan, yaşayanların hayatından görerek yaşanır. Yani karşınızda İslam'ı dört dörtlük yaşayan insanlar olacak ki siz de onları göresiniz ve işte demek ki İslam budur diyesiniz. Bu kalmayınca veya çok az kalınca veya yeterli olmayınca şu anda olduğu gibi, o zaman biz Müslümanlığın ne olduğunu anlamakta zorlandık. Yani nasıldır, Müslümanlık nedir diye anlamakta zorlandık. Bizde parçalanmış bir İslam var şu an, darmadağın. Hatta burada çoğunluk ilahiyat fakültesi değil mi? Öğrenciler. İlahiyat fakültelerinde anlatılan İslam bile şu anda parçalanmış bir İslam'dır. Usulü fıkıh temeli üzerine kurulu bir İslam değildir. Usulü fıkıh sadece fıkıh ana bilim dalına ait bir disiplin olarak zannedilir. Oysa bizim geçmişimizde usulü fıkıh bütün İslami ilimlerin usulüdür. Usulü fıkıh anlamanın usulüdür. Anlamanın esasları demektir. Oysa bizde tasavvufçunun bir İslam anlayışı vardır. Fıkıhçının bir İslam anlayışı vardır. Tefsircinin bir İslam anlayışı vardır. Hadisçinin ile ahiri. Ve her biri farklıdır. Her biri, yani çok az noktada diğeriyle aynı kanaattedir. Farklı farklı düşünürler. Böyle bir parçalanmışlık yaşıyoruz biz İslam'ımızda. Bütün olarak İslam'ı göremiyoruz. Her fırkanın bir ehli sünneti vardır. Ve hiçbirisi de öbürüne benzemez. Her birinde farklı şeyler vardır. Tamam. Fırkalar bu kadar çoğalınca, her biri kendi İslam'ını kendi oluşturunca, kendi bir İslam ortaya koyunca, kendi bir ehli sünnet ortaya koyunca, o zaman insanlar şaşırdılar, kaldılar. Hangisi kardeşim ya? Bu insanların kafasını karıştırıyor. İslam'ın anlaşılmasını zorlaştırıyor. Şu andaki insan, bugün Batı kültürü adına, Batı felsefesi adına o kadar çok şey biliyor ki ezberinde, kafasında, çöplük gibi. Bu kadar şeyi biliyorsunuz. İslam adına bir şey dendiği zaman neden onunla ilgili temel meseleleri esasından, kaynağından, bilenden öğrenme ihtiyacı duymuyorsun?